10 Mart Perşembe Sol Haber Alpaslan Savaş 1932 İzmir'inde Melek Hanım'ın Sendikası 8 Mart'ın anısına Türkiye Sendika ve İşçi Hareketi'nin tüm kadın işçi önderlerine 1932 senesinin Şubat ayıydı. İzmir'in meşhur Saat Kulesi'nin tam karşısındaki sarı kışla o sabah hiç olmadığı kadar kalabalıktı. Askerler bir odadan diğerine koşuşturuyor, erken saatte gözaltına alınıp kış diye getirilenlerin evraklarını telaş içinde tamamlamaya çalışıyorlardı. Biraz da şaşkındılar çünkü çoğu kadın yüzün üzerinde gözaltı vardı ve neredeyse tamamı reji, tekel sigara fabrikası, iplik ve dokuma fabrikasıyla incir, üzüm ve tütün mağazalarında çalışan işçilerdi. Kadınlı erkekli işçiler birlik olmuş, sendika kurmuşlar. Aralarında asker kişiler de varmış. Bu sendika denen şey de komünist teşkilatıymış. Askeri isyanı teşvik edecek, devleti yıkacaklarmış. Gözaltındakileri getiren polisler böyle söylemişti. Kışla da kulaktan kulağa bu konuşuluyordu. İlk sorguların ardından 9'u kadın toplam 39 kişiyi alıkoydular. Bir hafta kadar sonra da aralarından 12'si tutuklanarak askeri mahkemeye sevk edildi. Tutuklananlar arasında 3 kadın işçi de vardı. Melek, Yıldız ve Melaat. Meleğin eşi İbrahim Sırrı Onbaşı da onlarla birlikte tutuklanmıştı. Ve tüm bu kovuşturma hikayesinin tek asker kişisi oydu. Sendika maskesi altında komünistlik teşkilatı kurmak, Büyük Millet Meclisi'ni iskat, anayasayı ilgayla devleti devirmeyi amaçlamak. Savcının haklarında hazırladığı iddianameye bunlar yazılmıştı. Sökeli Melek diyebilirdi arkadaşları onu. Alsancak'taki sigara fabrikasında çalışıyordu. Aslında öğretmen olacaktı. Peş peşe annesi ve babasını kaybedince eğitimini sürdürdüğü Karşıyaka Öğretmen Okulu'ndan son sınıfta ayrılmak zorunda kalmıştı. Rejide işçilik işte böyle mecburiyetten başlamıştı. Zeki bir kadındı, eğitimli ve yetenekliydi. Bu özellikleri onu kısa sürede makine ustası yapmakla kalmadı, işçiler arasında sevilmesine, başı sıkışan kadın işçilerin kapısını çalır hale gelmesine neden oldu. Melek birkaç yıl sonra Sovyetler Birliği'nde yüksek tahsil görmüş, sonra İzmir'e yerleşip serbest elektrik mühendisliği yapan İbrahim Sırrı ile evlendi. Birlikte Sarıkışlı'ya götürüldükleri gün İbrahim terhisine iki ay kalmış bir onbaşıydı. Melek ile İbrahim sık sık kafa kafaya verir, işçilerin çalışma koşullarına yönelik neler yapılabileceğini konuşurlardı. Reji'de yüzlerce işçi çalışıyordu. Buradanın şartları diğerlerine göre daha iyi olsa bile günde 12 saat yorucu bir çalışma vardı. Dokuma fabrikasıyla mağazalarda durum daha kötüydü. Ayrıca işçileri koruyacak yeterli yasal düzenlemede yoktu. İş yasası hala meclisten çıkmamış, sağlık ve emeklilik için koruyucu düzenlemeler henüz yapılmamıştı. 1928'de kapatılan Amele hali cemiyetinden sonra sendika tipi teşkilatta kalmamıştı. İktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurdurduğu cemiyetler ise işçinin sorununu çözmekten uzak ve göstermelikti. Kısacası işçiler örgütsüz ve sahipsizdi. Düşünüp taşındılar. Melek reji'deki kadın işçilerin neredeyse hepsini tanıyordu. Onların da diğer işletmelerde çalışan eşi dostu çoktu. Tüm bu ilişkileri çekip çevirebileceğini düşünüyordu. İbrahim'in yüksek tahsili de işçiler arasında saygı uyandırır, işe yarardı. O halde yapılacak iş belliydi. Sendika kuracaklardı. Hemen yakın arkadaşlarıyla toplandılar. Sendikanın adını İzmir İşçileri Sendikası Birliği, kuruluş tarihini de 1 Mayıs olarak belirlediler. Harekete geçmek için o sırada İzmir'de asker olan İbrahim'in iki ay kalan terhisini beklemeye karar verdiler. Melek hazırladıkları evrakları acaba eksik bir şey kaldı mı diye yatağın üstüne yaydı. Hepsini tek tek gözlem geçirdi. Kurucuların imzasını taşıyan müracaat yazısı tamam. İzmir Sendika Gazetesi'nin kilişeleri burada. Bey Sendikalizm hakkında araştırma notları o da tamam. Bir de isteklerimiz adını taşıyan 14 maddelik bir program taslağı vardı. Mesai arkadaşları ile konuşarak hazırlanan bu listeyi kendisi de çok beğenmişti. Elini alıp bir kez daha okudu. Madde 1: İzmir İşçileri Sendikası Birliği siyasetle uğraşmaz. Madde 2: İşçilerin haklarını arar ve korur. Madde 3: İş yasasının çıkarılmasını ister. Madde 4: Çalışma süresinin günde 8 saat olmasını ister. Fazla çalıştırılma saati için %100 zamlı ödeme ister. İşçi için hastalık, kaza ve işsizlik sigortası ister. Tatil olacak pazar günü için tam ödeme ister. Çocuk işçilerin gece hiç, gündüzse 6 saatten fazla çalıştırılmamasını ister. Kadın işçilere doğumdan önce ve sonra ücretli istirahat ister. İşçiye kötü muamelenin islanını ister. Hepsini yanındaki küçük bavulun içine düzgünce yerleştirdi. Sonra bavulu alıp rejideki mesai arkadaşı Melahattin evinin yolunu tuttu. Bavul 1 Mayıs'a kadar orada Melahattin evinde kalacaktı. Öyle sözleşmişlerdi. Kalacaktı kalmasına ya. 13 Şubat sabahı İzmir'de pek çok işçinin olduğu gibi Melat'in de evi polisler tarafından basıldı. İçi kurulacak olan sendikanın başvuru evraklarıyla dolu olan bavul artık İzmir'de başlatılan komünist avı için delilden sayılacaktı. Hikayenin devamı başka bir çalışmanın konusu olacak. Ama 32'de İzmir Askeri Mahkemesi'nde başlayan, sonra ağır cezada yeniden görülen davanın son derece bıktırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Düzmece deliller, asılsız iddialar, polis tarafından ayarlanmış sahte tanıklar, ne ararsanız vardı sonrasında. Sonuçta Melek ve İbrahim Sabri Topçuoğlu ile Kerim Soyka dörder yıl hapis, dörder yıl sürgün ve dörder yıl amme hizmetlerinden mahrumiyet cezası aldı. Melahat ve Yıldız belahat etti. Ceza alanlar 1933 affı ile serbest kaldılar. Melek ve arkadaşlarının sendika kurma girişiminin devlet seferberliği ile bastırılması ne ilk ne son örnek oldu. Cumhuriyet tarihi sınıf hareketini kontrol altında tutmak için başvurulan sendika yasaklarıyla doludur. Kontrolün kaybedilmesi korkusuna her dönem işte güçlü bir antikomünizm eşlik ediyor. Sendika işlerinin komünist işi olduğu devlet katında hep güçlü yargı olmuştur. Eğri oturup doğru konuşacaksak bu yargı pek de haksız değildir. 1932'de İzmir'deki sendika girişiminin başında da onlar var. Kerim ve İbrahim'i 46 sendikacılığına imza atan iki legal komünist partiden biliyoruz. Öyleler. Daha fazlası için bilgi edinmemize izin vermeyen kısa ömrüne rağmen meleğin de dönemin TKP kadrosu olduğu çok bellidir. İyi ki öyledir. Türkiye Sendikal Hareketi'nin tarihinde taşın altında bir komünistin parmağı hep vardır.